Sayın Bakanımızın İzmir'e olan özel ilgisi ve sevgisi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İzmir'de Sayın Başbakanımızın emanet ettiği projeler Sayın Bakanımız tarafından başarılı bir şekilde yürütülüyor ve biliyorsunuz geçen defa gelişimde de çok detaylı bir bilgi vermişti. Hükümetimizin İzmir'de yapmış olduğu icraatlara şöyle kısaca bir göz atacak olursak 2018'de inşallah 2018'in sonuna doğru İstanbul'dan yola çıkan bir kişi 2 saat 50 dakikada Sayın Başbakanımızın deyimiyle 10 dakikada ihtiyaç molasıyla 3 saatte İzmir'de olacak. Biz de İstanbul'a çok kısa bir sürede ulaşmanın avantajlarını yaşayacağız. İnşallah bu yolda da kısa sürede İzmir'i Türkiye'nin ikinci en büyük kenti yapacağız. Ankara ile ilgili otoban çalışmamızın projeleri devam ediyor. Ankara-İzmir arasındaki hızlı tren projemiz inşallah o da kısa sürede bitecek. Onun da Uşak civarındaki çalışmaları Afyon'a kadar geldi. Çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Antalya otobanımızın projesi devam ediyor. Otoban Aydın yolu üzerinden, Aydın otobanı üzerinden inşallah Antalya'ya ulaşacak ve İzmir turizmde yine çok büyük bir ille işbirliği içerisine girecek. Yine Çandarlı'da biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük dünyada 10 tane sahil limanı arasında olan Çandarlı limanının altyapı çalışmaları bitti. Tabi dünyadaki genel kriz ortamından etkilenen bazı yatırımlar ileriki zamanlarda tekrar hayata geçecek ve Çandarlı Limanı İzmir'in o Petkim'in ve TÜPRAŞ'ın bulunduğu Aliağa'daki büyük rafinerilerin sanayi merkezlerinin can damarı olacak. 80 metre dip derinliğiyle büyük konteyner gemilerinin girmesini sağlayacak olan bu proje ayrıca Nemrut Limanlar bölgesindeki diğer özel limanlarla birlikte de İzmir'in çok değerli bir gelir alanı olacak. İnşallah TANAP projesiyle de 2018'de Azerbaycanlı kardeşlerimizin doğalgazı ve petrolü de İzmir'e inmiş olacak. İzmir'e ait ne sorun varsa hükümetimiz bizzat başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımızla birebir ilgilenilerek çözülüyor. Bu İzmirliler olarak bizleri partimiz adına son derece memnun ediyor. Tabii bu yapılan başarılı çalışmaların devamı artarak sürecek. Körfez geçiş projemizle ilgili Sayın Bakanımız da detayı verecek. O da İzmir adına gerçekten son derece önemli bir proje. Bunu da kısa süre içerisinde İzmirli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız ve Körfez'in iki yakası bir araya gelecek. Değerli basın mensupları, değerli partilerimiz, inşallah önümüzdeki yılda yine birçok açılışlarla hem Sayın Bakanımızı hem Sayın Başbakanımızı İzmir'de daha sık görmek istiyoruz. Aslında Sayın Bakanımızı İzmir'de 15 günde bir görsek biz çok mutlu oluruz. Çünkü her gelişinde hem projeler açısından bilgilendirme ve yeni projeler açısından da bizleri oldukça memnun ediyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii belki en önemlisi şu. Biz ülkemizde huzur istiyoruz. Biz ülkemizde barış, kardeşlik istiyoruz. AK Parti olarak 14 yıldır da hizmet ettiğimiz bu ve sadece biz bu barış ve kardeşliği isterken sadece ülkemizde değil, coğrafyamızda da dünyada da istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere onun yol arkadaşları Sayın Başbakanımızla birlikte dünyanın huzuru içinde olağanüstü bir gayret, olağanüstü bir mücadele veriyoruz. Böyle bir mücadeleyi verirken de hiçbir yerde sıkıntı olmasın istiyoruz. İnsanlar yanlışın içerisinde olmasınlar istiyoruz ama ne yazık ki yanlış bazen gelip bizim kapımızda bizi bulabiliyor. Dolayısıyla dün gece Karabağlar ilçe başkanlığımıza, ilçe başkanımıza bir saldırı düzenlenmiş. Saldırının muhteviyatıyla ilgili şu an emniyet çalışıyor. Belki onların çalışmasından sonra birkaç şey söylenebilir ama şu an söyleyebileceğimiz ve hasaten bugün il başkanlığımızı ziyaretinde ana esası buydu. Dolayısıyla ben başkanımızın nezdinde hem ilçe başkanımıza hem teşkilatlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söylediğimiz gibi bu ateş aşma olayı her ne amaçla olursa olsun kınadığımız, lanetlediğimiz bir şey. Çünkü biz huzuru istiyoruz, biz kardeşliği istiyoruz. Ve biz bu huzur kardeşlik yolunda da hiç kimsenin yanlış içerisinde olmamasını yeğliyoruz. Dolayısıyla tekrar geçmiş olsun dileklerimi ve lanetleme ve telin etme dileklerimi sizler aracılığıyla iletmek isterim. Tabii
İzmir'e gelince, İzmir yatırımlarına gelince başkanım haklı olarak birçok projeden bahsetti. Biz Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak Sayın Başbakanımızın bakanlığı döneminden itibaren gerçekten İzmir'e olağanüstü bir ilgimiz var. Birincisi İzmirli için bunu yapıyoruz. İzmirli hemşehrilerimiz için yapıyoruz. Ama ikincisi de bu kadar önemli ve özellikle deniz aşırı ülkelere açılan ülkemizin batıdaki en önemli kapısını geliştirmek amaçlı hem İzmir'i hem ülkemizi kalkındırmak ve buradan ülkemize katma değer oluşturmak amaçlıdır bu çalışmalarımız. Bu çalışmaları bundan sonra da elbette ki devam ettireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce de söylemiştim. Bizim avantajımız İzmir'i, İzmir'in ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçlarla ilgili çözümleri çok iyi bilen bir başbakanın, İzmirli bir milletvekilinin başbakanlık yaptığı bir hükümette yer almak ve gerçekten onun oluşturduğu dümen suyunda gidiyor olmak, onun oluşturduğu izde gidiyor olmaktır. Ben bunu daha önce de açıklamıştım. Denizler istediği kadar dalgalı olsun. Siz eğer önünüzde doğru gittiğine inandığınız, doğru rotada yol aldığına inandığınız bir geminin iz suyuna girerseniz, deniz istediği kadar dalgalı olsun, kazasız belasız hedefinize ulaşırsınız. Dolayısıyla hedefimiz belli. Ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e çok daha sağlıklı, çok daha güvenli ve çok daha büyür bir şekilde götürmek. Osman Gazi Köprüsü de dahil, herkesin malumu Orhan Gazi'ye kadar açılmış durumda otoyol. Ancak bu sene sonu Bursa'ya kadar da açmış olacağız. Dolayısıyla İstanbul-Bursa arasını İzmir'den 25 kilometreyi de düşünürseniz bu yolun bir kısmını bitirmiş ve inşallah 2018'e doğru giderken bu coğrafyada ticaretimizi büyüten, ekonomiyi büyüten önemli adımlardan birini atmış olacağız. Yaklaşık 3 ile 4 ay içerisinde, yani önümüzdeki yıl Mart-Nisan ayında biz AVAN projesini de bitirerek YPK kararı almak suretiyle inşallah onun da yap işlet devret modeliyle ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla İzmirlilere verdiğimiz önemli bir sözü de böylece yerine getirmiş olacağız. Pardon.